Merhabalar herkese, ben Levent Güven. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün üzerimde şöyle bir sweatshirt giyiyorum. Guard yazıyor. Neden bunu giyiyorum diye soracak olursanız, sizin bana Instagram'dan sorduğunuz bazı sorular vardı Work and Travel hakkında. Ben de Work and Travel hakkında bir tavsiyeler videosu, kendi deneyimimi anlatan küçük bir video çekmek istedim. Bu üzerimde giymiş olduğum sweatshirt de benim Amerika'da çalışırken giydiğim üniformamın bir parçasıydı. Bu videoyu çekerken bunu giymek doğru olur diye düşündüm. O yüzden bu sweatshirtle karşınızdayım ve sizlere Work and Travel hakkında yaşadığım deneyimi, tavsiyeleri ve ipuçlarını anlatmak istiyorum. Work and Travel hakkında, daha çok work kısmı hakkında. Aslında kendim böyle birazcık ders çıkarttığım noktaları sizle paylaşmak istiyorum. Work and Travel için sanıyorum ki artık yılın bu zamanlarında yavaş yavaş iş seçimleri yapıldı ya da yapılıyordur. Vize konusu gündeme gelmeye başlıyor yavaş yavaş, ya da işte vize alanlar olmuş olabilir, vize alacaklar olabilir, görüşmeleri olacaktır. Artık yani bu süreçler işlerin hızlandığı, işlerin artık sonuca ve gitmeye yönelik kısmına bağlandığı dönem diyeyim. Bu dönem gerçekten stresli olabiliyor. Hele ki ilk kez gidiyorsanız ve böyle benim gibi tek başına gidiyorsanız ve biraz daha korkabiliyorsunuz, ürkebiliyorsunuz ya da böyle stres olabiliyorsunuz açıkçası bu süreçlerde. Ben 2017 yazında dediğim gibi Work and Travel'la Amerika'ya gittim. Amerika'nın Wisconsin Dells eyaletinde Noah's Ark Waterpark denilen Amerika'nın en büyük tema parklarından birinde, işte aqua parklarından birinde can kurtaranlık yaptım yaklaşık 3-3,5 ay boyunca. Bu deneyim benim için nasıldı? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bu süreç benim için nasıldı aslında genel olarak baştan sona? İş seçimi yaptınız mı, yapacak mısınız bilmiyorum ama benim size iş seçimi konusunda keşke ben şöyle yapsaydım dediğim birkaç konu var. Onu paylaşmak istiyorum. Şimdi iş seçerken Work and Travel'a kafasına çok gitmeyebiliyor insanlar. Hani illa ben para kazanacağım, çok büyük parayla Türkiye'ye döneceğim kafasıyla gitmeyebiliyor. Ben de açıkçası o kafayla gitmemiştim. Yani benim oraya gitme amacım daha çok turistik amaç. Yani gezeyim göreyim, çok öyle parayla alakalı bir derdim yoktu, para kazanayım ya da işte. Yani iş yerime gereken dikkati vermemiştim iş seçerken. Ücretler konusunda, maaşlar konusunda, diğer işlerin ücretleri nasıl, işte hangi işlerde nasıl ücret alıyorlar, nasıl ödeniyor vesaire vesaire. Bunlara çok dikkat etmeyip direkt böyle önüme çıkan bir şeye atladım diyebilirim arkadaşlar. Şimdi sizlere ilk tavsiyem arkadaşlar, para sizin için Work and Travel'da önemli olsa da olmasa da buna dikkat etmeniz gerekiyor. Nasıl bir dikkat? Şimdi bazı işlerin saatlik ücretleri yüksek oluyor, iyi oluyor. Bazıları orta seviyede olabiliyor. Kimilerinki de çok düşük oluyor. Şimdi bu çok düşük ücretli gözüken işler genelde tipli işler oluyor. Yani baş iş usulü çalışan. Atıyorum yapacağın X bir işte saatlik 10 dolar kazanacakken o işte saatlik 3 dolar kazanıyorsun. Ama deli dehşet bahşiş kazanıyorsun. Amerika'da bu bahşiş sistemi artık herkesin yaptığı bir şey olduğu için restoranlarda, garsonlarda vesaire. Gerçekten eğer işiniz tipli geçiyorsa, yani saatlik ücreti düşük ama tip varsa, bence o işleri tercih edebilirsiniz. Çünkü ben çalışırken açıkçası günde böyle deli dehşet çalışıyordum. Çok yoruluyordum, çok enerji sarf ediyordum. Ama kazandığım para günde 60-70 dolar arasında bir şey oluyordu. Yani ben saatlik 10 dolar gibi bir şey kazanıyordum oradan. Ama garson tarzı böyle tip olan işlerde çalışan arkadaşlarım da kimileri gerçekten çok yoruluyordu, çok çalışıyordu. Kimileri daha rahattı ama çok fazla bahşiş alıyordu. Yani ben orada günde 60-70 dolar para kazanırken bir arkadaşım sadece günde 200 dolar, 300 dolar tip aldığı olabiliyordu. Yani tabii bu her gün 200-300 dolar olacak kadar fazla alınabiliyor. Kimi zaman daha da fazla olabiliyor. Kimi zaman daha az olabiliyor ama tipli işlerde gerçekten çok para var. Yani siz biraz paraya önem veriyorsanız, vermiyorsanız da paraya dikkat etmelisiniz. Çünkü orada yaşayacağınız 4 ay boyunca, artık çıkacağınız travel boyunca kendi kazandığınız parayı harcayacaksınız. Yani ne biriktirirseniz 3 ay boyunca o travel'da onu harcayacaksınız. Ona göre şehir geleceksiniz, ona göre otelde kalacaksınız, ona göre alışveriş yapacaksınız. Bunun yanında 3 ay boyunca da işte kaldığınız yerin kirasını ödeyeceksiniz, yemek, içme, su, gezme vesaire vesaire. Bütün masraflarınızı kendiniz karşılayacaksınız. Yani insan orada istiyor ki kendi kazandığı parayla kendi istediği şeyleri yapabilsin. Bir Work and Travel öğrencisi zaten genel olarak %80 kazandığı parayla istediği, aşağı yukarı istediği bir şeyi gerçekleştirebiliyor. Orada hani alışveriş konusunda, gezme konusunda. Fakat işte kimileri çok daha fazla para kazanabilen işler buluyor. O yüzden size tavsiyem, birazcık o tipli işlere yönelebilirsiniz açıkçası.
ya da en azından tepki işlere yönelmiyorsanız bile saatlik ücreti iyi olan işlerde çalışın. Çünkü dediğim gibi yani önünüzde 4 ay yaşayacaksınız. Ve hani o work and travel'ın work kısmında paraya önem vermiyorsanız bile paraya önem verir hale geleceksiniz. Çünkü siz o kadar emek sarf edip o kadar çalışınca nasıl çalıştırıyorlar? Şöyle çalıştırıyorlar. Amerikalılar size orada ucuz işçi gözüyle baktığı için gerçekten çok çalışıp çok emek sarf etmeniz gerekiyor. İnsan da istiyor ki bu kadar emeğini, şeyini, çabasını bari güzel bir travel yapayım ya da güzel bir para kazanayım değsin diyor. Herkes zaten o atmosfere girince herkes böyle bugün ne kadar kazandık, bugün ne kadar kazandık. Saatlik sistem olduğu için işte şu kadar daha kazandım, bu kadar daha kazandım. O yüzden önemli bir hale geliyor sizin için önemli olmasa bile. O yüzden size ilk tavsiye paranıza önem verin. Çalışacağınıza, maaşın, saatlik ücretine gerçekten dikkat edip dikkatli seçin. İkinci olarak kalma yeriniz. Bence bu ben bunu yani çok şiddetle tavsiye ediyorum. Çalışanınız tarafından size temin edilen bir yer olsun. Yani siz buradayken iş yerinizle anlaştığınızda kalma yerinin problemini çözmüş olarak gidin oraya. Çünkü bazı işler kalacak yer vermiyor. Hani temin etmiyor, tahsis etmiyorlar onu. Sen kendi kalacak yerine kendi bulmak zorunda kalabiliyorsun. Böyle yapmış ve bununla sorun yaşamış insanlar tanıyorum. İşte şey falan dedikleri oldu bana. İki gün işte sokakta kaldım, ne yapacağımı bilemedim, kalacak yer ayarlamadım, çok sıkıntı çektim vesaire vesaire. Böyle sonra bence hiç bulaşmayın. Gittiğiniz zaman kalacak yeriniz hazır bir şekilde. Yani işvereniniz size kalacak yerini de vermiş olarak gidin. Üçüncü olarak work and travel'a giderken beklentilerinizi mümkün olduğunca düşük tutmanız gerekiyor. Şimdi ben work and travel'a giderken ben dedim bir lifeguardlık yaptım. İşte aquapark'ta lifeguardlık yapacağım için giderken şöyle düşünüyordum. Hani müzik, su, eğlence, parti, işte happy hour'lar böyle bir şeye gidiyorum zannediyordum. Yani salak gibi hiç araştırmadan gittiğim için böyle lifeguardlarım çok eğlenceli, harika bir şey olduğunu düşünüyordum. Ama oraya gidince işlerin öyle olmadığını fark ettim. Şimdi ben beklentim burada gittiğim için oraya gittiğim ilk başlarda ve şurada çıktığı için işin gerçeği çok zorlandım. Yani yaklaşık bir iki hafta falan adapte olmakta, şey yapmakta çok zorlandım. Çünkü yani hiç böyle bir şey beklemiyordum. Şok olmuştum açıkçası. Çünkü benim lifeguardlık dediğim gibi öyle bir şey beklemiyordum kesinlikle. Bu sadece lifeguardlık için değil, diğer işlerde de geçerli. Ya da kalma yerinizde çok kötü şartlarda karşılaşabilen insanlar oluyor. İşte kalacak yeri çok pis oluyor, çok eski oluyor, karşılanmıyor. Bir sorun çıkabiliyor karşınıza. O yüzden yapmanız gereken beklentilerinizi mümkün olunca düşük seviyede tutup karşınıza çıkabilecek herhangi bir sorunu çözüm odaklı gitmeniz gerekiyor ki onu aşabilin. Bir de arkadaşlar şöyle bir tavsiyem olacak. Yine iş seçerken hava koşullarından etkilenmeyecek bence bir iş seçmelisiniz. Ben seçtim, pişman oldum yani hava koşullarından etkilenmeyi seçtim. Zaman zaman yağmur yağıyor, hava çok soğuğa dönüyordu böyle bir anda. Ve parkı kapatmıyorlar. O daha da sıkıntı. Hava buz gibi, su buz gibi ve sen burana kadar o buz gibi suyun içinde beklemek zorundasın ya da o buz gibi suyun içine girmek zorundasın. Çıkıyorsun üstüne yağmur ya böyle tir tir titriyorsun. Hiç yaz falan öyle bir şey yok. Hava gerçekten kış gibi çok soğuk olabiliyordu kimi zaman. O yüzden size dediğim gibi verebileceğim küçük bir tavsiye. Hava şartlarından etkilenmeyen bir iş bulursanız bence işiniz çok daha iyi olabilir. Yani dediğim gibi genel olarak bu süreçlerde iş beklentilerini düşük tutmak, ücrete önem vermek, iş seçerken mutlaka ama mutlaka oraya daha önce gitmiş biriyle konuşup onun deneyimlerinden faydalanın. Çünkü sizi gerçekten ne beklediği, çünkü orada söyledikleri ya da kağıtta yazan şeyler yanıltıcı olabiliyor. Gerçekten oraya gitmiş ve orayı deneyimlemiş bir insan, hatta varsa birkaç insandan onların fikirlerini al. İş seçiminize öyle karar vermenize bende çok büyük bir fayda var. Benim bu konuyla ilgili sanırım söyleyebileceklerim bu kadardı. Sizin bana sormak istediğiniz, aklınıza takılan bir şey olursa yorum olarak aşağı bırakabilirsiniz. Yine bu kanalda görmek istediğiniz başka bir video varsa onu da yorum olarak aşağı bırakabilirsiniz. Umarım Work and Travel'a gidecek arkadaşlarım ya da gitmeyi düşünen arkadaşlarım için faydalı bir video olabilmiştir. Benim diyeceklerim dediğim gibi bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.